Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli konuklar, kıymetli basın mensupları, hepinizi 2024 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı meclisimizde sevgi, saygı, hürmet, muhabbetle selamlıyor ve belediye meclis üyelerimizin katılımıyla 201 2024 tarihine rastlayan Ocak ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Öncelikle toplantımızda grup başkan vekillerine söz vermeden önce ben hem sizlere hem Silivri hemşehrilerime birkaç kelam edip dilek temennilerimi iletmek istiyorum. Sonrasında da sırasıyla parti gruplarımıza söz vereceğiz. Grup başkan vekillerimize. Sonrasında da kısa bir gündemimiz var. Gündem maddelerimizi görüşüp toplantımızı nihayetlendireceğiz. Önce Aralık ayının son haftasında 22-23 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine başsağlığı, sabırlar ve yaralı askerlerimize, Mehmetçiklerimize de acil şifalar dilerken bölücü terör örgütünün bu alçak saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Yine geçtiğimiz ay babasını kaybeden Değirmenköy İsmet Paşa Mahallemiz Muhtarı Erkan Varol'a ve yine muhterem annesi Zennure Turan'ı kaybetmenin acısını yaşayan geçmiş dönem Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Turan şahsında tüm Turan ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, 12-14 tarihlerinde Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen para yüzme bireysel milli takım seçme müsabakalarında müsabakaların birinci gününde 50 metre serbest ve 100 metre sırt üstü mesafelerinde Türkiye şampiyonu olan Silivri Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızdan Nil Şahin'i tebrik etmek istiyorum. Göğsümüzü kabarttı. Hem kendisine başarıların devamını dilerken hem de yüzme havuzumuzun açılmasıyla birlikte özellikle de dezavantajlı sporcularımıza verdiğimiz önemle başarılara imza atılabileceğinin göstergesi, nişanesi olarak Nil Şahin'in şahsında bütün sporcularımızı tebrik ediyorum ve onlara emek sarf eden eğitimcilerimizi, spor hocalarımızı da buradan tebrik etmek istiyorum. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, aziz Silivri hemşerilerim, 2023'ü geride bırakıp 2024 yılına ulaşmayı bir takvim ve bir tarih değişiminden daha çok yükselme ve kalkınmayı hedef alan ve bu şekilde hedef belirlediğimiz bir zaman dilimi şeklinde ifade etmek istiyorum. 2023 yılı hepimizin malumu hizmette rekorlar yılı olarak tanımlamıştık. 2023'e hizmette rekorlar yılımıza veda ederken 2024'ü de şahlanış ve yükselme dönemi olarak görüyoruz. Zira 5 yıllık görev süremizi henüz tamamlamadan bunu gururla ve onurla ifade etmek isterim ki hizmetlerimiz ve eserlerimiz Silivri'ye olan vaatlerimizin kat be kat üzerine geçmiş durumdadır. Bütün bunları yaparken olanla yetinmedik, engellere takılmadık, kesinlikle asla ve kata mazeret üretmedik ve imkansızı başarmanın ve Silivri'yle ilgili hayallerimizin peşine düştük. Silivri'de geleceği oluşturan her yılın bir önceki yıldan daha iyi, daha güzel ve farklı yaşanması amacıyla gece gündüz çalışmaya devam ettik. İnsanca yaşamak, konforlu ve mutlu bir yaşam sürmek herkesin Silivri'de yaşayan tüm hemşerilerimizin hakkı dedik. Allah'a çok şükür ki eşit,
adil, şeffaf, sosyal ve üretken bir belediyecilik anlayışı sergiledik. Unutulan, ötelenen ve kronikleşen tüm problemlerin üzerine gittik ve bir bir çözüm ürettik. Eğitimden sanata, spordan sağlığa, kültürden turizme, altyapıdan üst yapıya, kamu binalarından sosyal hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede Silivri'nin özlediği ve beklediği icraatları bir bir gerçekleştirdik. 57 aylık süre boyunca hayata geçirdiğimiz proje ve eserler, emek ve gayretlerimizin, Silivri'ye olan aşkımızın, sevdamızın bir nişanesidir diye düşünüyorum. Yaptık, yine biz yapacağız. Başardık, yine biz başaracağız. Ürettik, yine biz üreteceğiz ve Cumhuriyetimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in yeni yüzyılıyla birlikte nice eserlerin şeref madalyasını hep birlikte göğsümüze taşıyacağız. Kıymetli Silivri hemşerilerim, 2023 yılını acılarla, dertlerle, üzüntülerle geride bıraktık. Anımız bir, acımız bir, adımız bir inancıyla kederlerimizi paylaşarak azalttığımız, sevinçlerimizi ise paylaşarak çoğalttığımız bir yılı daha geride bıraktık. Niyazım o ki savaşlar, afetler, felaketler son bulsun. Cenab-ı Allah aziz milletimize ve Türk İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa huzur dolu bir yıl nasip etsin. 2024 yılı esenlik ve huzura, her daim barış ve kardeşliğe, birlik ve dirlik gayemize vesile olsun. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı inşallah hepimize, başta şahıslarımıza, sonra ilçemize, sonra da memleketimize, güzel Türkiye'mize hayırlar getirsin. Değerli arkadaşlar, bugün toplantımızda şereflendiren basın mensupları da, basın emekçileri de aramızda. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini buradan tebrik ederek kendilerine zorlu bir süreç onları bekliyor. 31 Mart'a kadar biraz daha efor sarf etmeleri gerekecek. Onun için kendilerine kolaylıklar ve başarılar temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, enerji tasarrufu haftasını idrak edeceğiz. 11-17 Ocak tarihleri arasında. Dolayısıyla dünyanın bizlere geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanet olduğunu düşünürsek, enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılması, doğanın ve çevrenin korunması ve enerji kaynaklarının bilinçsizce kullanılmamasının gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bugüne bu anlayış ile çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan birçok örnek projeye de imza attık. Selimpaşa ve Gümüşyaka pazar yerlerimizde kurulacak GES projelerimizle Silivri Belediyesi'nin %85 enerji ihtiyacını yenilenebilir bir enerji olan güneş enerjisinden sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Yine Alipaşa Ek Hizmet Binası ve hemen belediyemizin şu an toplantı salonu arkamızdaki bulunan Ek Hizmet Binamız ve kat otoparkımızın da yeşil bir anlayışla dizayn edildiğini, çatı sularının dahil tasarruf olarak kullanılacağını ve tekrar çevre sulamalarında etkili bir şekilde kullanılacağını söylemek istiyorum. Bu arada yeşil alanlarımızda sulama sistemlerine çok önem verdik. Çünkü tankerle sulamalarda çok yoğun bir su kullanılıyordu ve su tasarrufunu önceleyerek 1 milyon metrekare alanda otomatik sulama sistemini 5 yıl içerisinde hayata geçirdik. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızdan sıfır atık belgemizi almaya hak kazanan Ender belediyelerdeniz. Arazi ve su kaynaklarının doğru kullanıma yönelik eğitimler ve uygulamaları esas alan, iklim değişikliğine uyum için tarımda yenilikçi bir mesleki eğitim perspektifi adlı Avrupa Birliği hibe programını kazandık ve bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yine çok hızlı bir şekilde elektrikli şarj istasyonlarını oluşturuyoruz. Yapmış olduğumuz otoparkların hemen hemen her birine elektrikli şarj istasyonlarını kurmuş vaziyetteyiz. Yine ve cadde ve sokaklarımızın %75 daha az enerji tüketen LED aydınlatmalarla çok hızlı bir şekilde
dönüştürmeye, LED aydınlatmaları çevirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planımıza yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyor ve bu konudaki işbirlikleriyle İstanbul Enerji AŞ ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğayı ve çevreyi önceleyen bu anlayışımızı sürdüreceğimizi belirtirken 11-17 enerji tasarrufu haftasının toplumda duyarlılığın artmasına vesile olmasını da buradan temenni ediyorum. Yine kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığı için şehit düşen 20 Ocak şehitlerinde rahmetle buradan andığımı ifade etmek istiyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Ocak ayı içerisinde ebediyete irtihal etmiş mümtaz şahsiyetler var. Siyaset adamları var, kültür adamları var, sanat insanları var. Onlara da kısaca değinmek istiyorum. Türk sinemasının usta sanatçısı Münir Özkul'u, yine bayrak şiirimizin yazarı Arif Nihat Asya'yı, İzmir Adliyesi önünde teröristlere geçit vermeyerek şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin'i, hayatını Kıbrıs Türklüğüne, Kıbrıs davasına, Türk milletine adayan büyük dava adamı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetimizin kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Beyefendi'yi, milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul'u, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli anneleri Zübeyde Hanımefendi'yi, yine Diyarbakır İl Emniyet Müdürü'yken görevindeyken hain bir suikast sonucu 5 polisimizle birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okan'ı rahmetle minnetle yad etmek istiyorum. Son olarak da ömrünü Türk milletine hizmete adayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de doğum gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Yine aramızda doğum günü olan arkadaşlarımız var. 1 Ocak yanılmıyorsam Bilal Ermiş'in, Bilal Başkanımızın, 2 Ocak Abdülcabbar Bey ve Gökhan Yonat'ın, dolayısıyla meclis üyelerimizin de doğum günlerini tebrik etmiş olayım. Güzel yaşlarınız olsun. Bugüne kadar yaşadığınız en güzel yaşınız olsun diyorum. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, nöbetçi Grup Başkan Vekili oldunuz Süheyl Bey, öyle diyeyim. Size sözü bırakayım. Hem dilek temennilerinizi hem fikir ve görüşlerinizi yeni yılın ilk toplantısında sizlerden dinleyelim. Buyurun Süheyl Bey. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli katılımcılar, değerli basın, hepinizi grubum adına saygıyla selamlıyorum. Evet, şehitlerimiz var. Ne yazık ki bir genel alışkanlık gibi oldu. Her dönem içimizi acıya boğan durumlar yaşıyoruz. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sporcumuz Nil Şahin'i ve onun tüm sporcu arkadaşlarını tebrik ediyorum. Başarılarının devamlı olmasını diliyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Onların bağımsız ve kendi özgürlüğünde bir meslek yapmalarını temenni ediyorum. Tarih kötü sayfalarla dolu ne yazık ki Ocak ayı. Rahmetli Uğur Mumcu elin bir suikasta gideli 31 yıl oldu. Onu rahmetle anıyoruz. Yine Gafar Okan'ı görev yaptığı arkadaşlarıyla birlikte bir pusuya düşürülerek şehit edilmesinin yine yaklaşık 30 yıl oldu sanırım. Onu rahmetle anıyoruz. Yine daha yeni, geçen yıl sanırım bir akademisyen arkadaşımız Sinan Ateş'in elin bir suikasta kurban verildi ve bunlar hepsi değerli arkadaşlar faili meçhule kaldı. Esasında bütün bu cinayetlerin önünde ve arkasında kimlerin olduğu herkesçe bilindiği halde
Ne yazık ki failler bulunamadı. Yeni bir yıla gireceksek, yeni bir sayfa açılacaksa, hukuk devletini esas aldığımız, herkesin hukuk karşısında eşit olduğu, can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülke dilemek gerektiğini düşünüyorum. Umarız ki yetkililer bu kadar ayrımcılığın bir kenara bırakırlar ve artık güzel ülkemizin güzel insanlarına bu şartları sağlayabilirler diye düşünüyorum. Başkan Bey'in kaybettiğimiz şahsiyetlerle ilgili listesine bir iki kişiyi daha ekleyerek devam etmek istiyorum. Ünlü edebiyatçılarımızdan Özdemir Asaf, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necati Cumalı, Cemal Süreya'yı anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Yine sanatçılarımızdan Fatma Girik'i, Burhan Çaçan'ı, Ayşen Guruda'yı, Gülris Sururi'yi, Münir Özkul'u ve tabii ünlü sanatçılarımızdan, pardon, ünlü gazetecilerimize Mehmet Ali Birand'ı ve deprem uzmanımız Ahmet Meşe Şıkarı'yı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni beklentiler var tabii ki. Ama ben bunları konuşmak istemiyorum. Yalnızca Cahit Sıtkı Tarancı'nın o muhteşem şiirini yeni yıl için uyarlamış bir dostum bana göndermiş. Ben de size onu okumak istiyorum. Size armağan ediyorum. CHP Grup Başkan Vekili olarak. Öyle bir yıl olsun ki gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Öyle bir yıl olsun ki ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Öyle bir yıl olsun ki ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Öyle bir yıl olsun ki yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. O da gençlerden, çocuklardan uzak olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Evet, Cahit Sıtkı Tarancı'nın benim de sevdiğim bir şiiri. Tabi orijinali Öyle Bir Yıl Olsun Ki'nin yerinde Memleket İsterim var. Hepimiz öyle bir memleketi istiyoruz, arzuluyoruz. Zaten bütün çabamız, bütün arzumuz, bütün emeğimiz de böyle güzel bir ülke, böyle güzel bir memleket için. Teşekkür ederim Süheyl Bey. AK Parti grubu adına bu arada bir grup başkan vekilliği değişikliği oldu. Bundan önceki grup başkan vekilimiz Sami Bey'e yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ederken Salim Çağlar Beyefendi'ye de almış olduğu görevde başarılar diliyor ve onun kendisine söz veriyorum. Buyurun Salim Bey. Teşekkür ederim başkanım. Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlarken öncelikle başkanımızın da ifade ettiği gibi AK Parti grubumuzda bir grup başkan vekilliği değişikliği oldu. Bu meclis itibariyle görevi ben üstlendim. Öncelikle bugüne kadar bu görevi özveriyle yerine getiren Sami Barlas ağabeyime teşekkür ediyorum. Bu noktada meclisin en genç üyelerinden bir tanesi olarak bu görevi şahsıma uygun gören başta ilçe başkanımız Sayın Ekrem Pamuk ve meclis grubundaki arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum ve bu görevi layığıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağımı Silivri hemşehrilerimizin, kamuoyunun bilgilerine arz ediyorum. Öncelikle ben de şehitlerimiz konusunda konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz ay şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Değerli arkadaşlar, 2023 yılı ile ilgili maalesef yüzyılın afeti diye adlandırdığımız 10 ilimizde milyonlarca insanımızı etkileyen deprem felaketiyle hatırlayacağımız bir yıl oldu. Rabbim tekrarını göstermesin. Ancak 2024 bizim için artık özellikle bu hadiselerden ders alıp ve yaşadığımız ilde İstanbul'da artık rapor, toplantı, çalıştay gibi işlerin tamamını bir kenara bırakıp, çünkü bunlar şimdiye kadar fazlasıyla yapıldı, yapılıyor hala.
Bunları bir kenara bırakıp artık fiziki olarak tedbirleri alacağımız, kentsel dönüşüme hız vereceğimiz, refleks göstereceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde 2024 yılının başta ilçemize, İstanbul'umuza ve ülkemize tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederken, dünya üzerinde son 3 aydır belki gündemimizde ama en vahşi şekilde masum insanları katleden İsrail gibi terör devletlerinin sonunun geldiği ve ülkemizin birlik beraberliğine kasteden tüm terör örgütlerinin kökünün kurutulduğu, barışın hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kıymetli Silivriler, siyasetle meşgul olan insanlar olarak hepimizin kamu adına bir takım görevleri, sorumlulukları var. Örneğin belediye meclis üyeleri olarak bizler vatandaşlarımızın bir yandan daha iyi hizmet almasına yardımcı olurken, bir yandan da bu şehrin sorunlarının çözümü noktasında katkı sunma ve her ay belediye meclis toplantılarına katılıp buradaki gündemlere katkı sunmak, olumlu olumsuz kanaatlerimizi bildirmek gibi görevlerimiz var. Tabii siyasetçiler olarak tüm bu görevleri yerine getirirken siyasi etik, ahlak, kamu yararı gibi bir takım sorumlulukları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ancak geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Silivri Belediye Başkan aday adaylarından bir tanesi, bu şehrin emini olmaya aday talip olan birisi, maalesef az önce saydığımız bu değerleri yok sayan bir açıklama yaparak şu anda yerelde belediyeyi yöneten belediye başkanımız, meclis üyeleri, Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerini de töhmet altında bırakacak bir açıklama yaptı ve bizleri açık bir şekilde düşmanlıkla tasvir etti. İşin kötü tarafı tabii bu açıklamayı yaparken tüm parti yöneticileri, ilçe yöneticileri, il yöneticileri, meclis üyeleri, herkes oradaydı ve biz bunu duyduğumuzda dedik ki herhalde birisi kalkıp demiştir ya sen ne yapıyorsun, düzeltmiştir diye düşündük ama sonrasında baktık ki kendisinden sonra konuşan il başkanı meseleyi bir adım daha öteye taşıyıp 1918 yılında Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'u işgal eden o İngiliz donanmasına söylediği geldikleri gibi giderler sözünü bir de üstüne bize yakıştırmış. Tabii ben öncelikle o seviyeye inmeden, nezaket kuralları çerçevesinde kimsenin de şahsını töhmet altında bırakmadan bir şeyler söylemek ve bu meclis çatısı altındaki Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi arkadaşlarımıza sitemlerimizi iletmek istiyorum. Çünkü biz yaklaşık 5 yıldır burada beraber çalışıyoruz. Belediye başkanımız, meclis üyesi arkadaşlarımız hem komisyonlarda hem mecliste. Bugüne kadar şunu merak ediyorum ya, bizim ne düşmanlığımızı gördük birbirimizin? Bir düşmanlık şeyimiz oldu mu? Yani buna kimse karşı çıkmıyor. Veya bu beyefendinin söylediklerine sizler katılıyor musunuz? Doğru buluyor musunuz? Ben hiç kimsenin bu konuda hemfikir olduğunu, katıldığını zannetmiyorum. Kendisini bağlar, bizi ilgilendirmez, biz arkasında durmayız gibi bir düşünceniz varsa merak ediyorum, niçin sessiz kaldınız? Burada hoşunuza gitmeyen her türlü şeye herkes karşı çıkıyor. Orada yoksa parti içi demokrasiyle alakalı bir sorun mu var? Niçin kimse sesini çıkarmadı? Veya il başkanınız da varmış zannediyorum. Orada bir siyasi risk almak mı istemedi kimse? Yani bu sessiz kalma hali bizim açımızdan bir teyit etme, onaylama hali olarak, ruh hali olarak algılandı. Açıkçası biz şunu beklerdik. Yani birisi çıkıp beyefendi bir saniye siz ne konuşuyorsunuz? Bu düşmanlık söylemini düzeltin demenizi beklerdik ve bunu yapan kişi kahraman olurdu. Ama maalesef böyle bir şey görmedik, üzüldük. Tabii ben AK Parti grubum adına şunu söyleyeyim. Biz CHP'li belediye başkan aday adayları veya diğer yöneticileri kim bize nasıl bakarsa baksın, bizim nazarımızda hiçbir siyasi rakibimiz bizim düşmanımız değildir. Samimi bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bu olaydan sonra da bizim siyasi rakiplerimize bakış açımız değişmedi. Bugüne kadar neyse bundan sonra da o. Biz her birinizi, tüm meclis üyelerini ben şahsen ve grup olarak abimiz, ablamız, kardeşimiz olarak görüyoruz. Siyasi rakibimiz olarak görüyoruz ve bundan sonra da o şekilde görmeye devam edeceğiz.
Ben sizleri de bu pencereden bakmaya davet ediyorum. Tabii aksi bir durum kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Son olarak sözlerime son vermeden önce Ocak ayı içerisindeki önemli gün ve haftaları da kısaca ifade etmek isterim. 1-7 Ocak Verem Savaş Haftası münasebetiyle bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalarımızı 28 Ocak 1920 tarihinde Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Milli'nin yıl dönümünü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle başta yerelde olmak üzere tüm gazeteci arkadaşlarımızın bu özel gününü, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı, 11 Ocak'ta yad edeceğimiz Regaip Kandili'nizi şimdiden kutluyor, tebrik ediyorum. Ve Ocak ayı içerisinde kaybettiğimiz ülkemizin değerleriyle devam etmek isterim. Bu ay içerisinde vefat eden milli şairlerimiz Arif Nihat Asya ve Mehmet Emin Yurdakul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı, 1994 yılında bir suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu ve 2001 yılında hain bir suikast sonucu vefat eden Gaffar Okkan'ı, 5 Ocak 2017 tarihinde şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin'i, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Son olarak geçtiğimiz ay içerisinde annesini kaybeden geçmiş dönem belediye başkanımız Hüseyin Turan'a da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken Ocak ayı meclisimizde alacağımız kararların hayırlı olmasını temenni ediyor. Tekrar yeni yılınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sultan Hanım'a söz veriyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, Sayın İlçe Başkanım, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, Güzide Batı mensuplarımız ve bizleri canlı yayında izleyen çok değerli Silivri halkımızı Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısı neticesi şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyor. Bu hain terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın yine sınavlarla, mücadelelerle geçirdiği bir yıl daha geride bıraktık. Bu nedenle 2024 yılını umutla ve heyecanla karşılıyoruz. 2024 yılının öncelikle sağlıklı ve başarılarla dolu, huzurla ve esenlikle geçmesini diliyor. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına hürmet ve muhabbetle kutluyorum. 2024 yılını huzur ve esenlikle karşılama temennimizin gerçekleşmesi için en önemli unsur, herkesin malumu olduğu üzere, kardeşlik ve demokrasiye saygıdır. Silivri'miz her zaman bunun en güzel örneğinin yaşandığı bir ilçe olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Siyasi ikbal beklentisiyle yapılan konuşmaların da bu huzur ortamını bozmaya gücü yetmeyecektir. Bir toplantıda bizleri işgalci kuvvetlerle özdeşleştirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de sözlerine dahil ederek bu vatanın evlatları bizler için düşman benzetmesi yapılması vahim bir hadisedir. Bizlerin yerel iktidar dönemimizde kimseye ayrıştırmadan, herkese eşit hizmet anlayışı ile bir yönetim sergilemiş olduğu, herkesin olduğu gibi kendilerinin de bizzat malumudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kimsenin, özellikle toplumu ayrıştırmaya çalışanların asla tek elinde değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, onun fikirlerini benimsemek ve bunları hayata geçirmekle olur. Bu nedenledir ki iktidarımız süresinde vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünden hareketle Silivri'mize gece gündüz demeden en iyi şekilde hizmet ettik. Ve de etmeye, her zamanki gibi çalışmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz. Siz yeter ki gölge etmeyin. Gazeteciler halkı bilgilendirme noktasında önemli bir kamu görevini günün her saatinde mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle yerine getiren kutsal bir mesleğin temsilcileri. Bu vesileyle ağır çalışma şartlarına rağmen bizleri habersiz bırakmayan yerelden ulusala tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ı, hayatını Kıbrıs Türklüğüne ve Türk milletine adayan büyük dava adamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefat yıl dönümlerinde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
Yine İzmir Adliyesi önünde teröristlere geçit vermeyerek şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin'e, kutlu davamızın ilk şehidi Ruhi Kılıçkıran'ı, ülkücü şehitlerimiz Ahmet Kerse'yi, Yusufiyeli Cengiz Akyıldız'ı şehadetlerini yıl döneminde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ömrünü Türk milletine hizmete adayan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ocak doğum günü, buradan liderimizin doğum gününü kutluyor. Kendisine Allah'tan sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Bu ay içerisinde rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin, dualarının kabul olduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan 3 ayları Vere Gayip Kandili'ni idrak edeceğiz. Şimdiden 3 ayları Vere Gayip Kandili'mizi tebrik ediyor, rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu müstesna gecelerin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına Ocak ayı meclis toplantısında alacağımız kararların Silivri'miz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Sultan Hanım'a da teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, gündeme geçeceğiz. Buyurun Süheyl Bey. Buyurun. Sesi açar mı? Buyurun. Konuyu uzatmak istemem. Bir iki cümleyle görüşlerimizi yansıtmak istiyorum. Arkadaşların bu şekilde kendilerine alınmalarını ben de anlamış değilim gerçi, ama bu, biz hiçbir karşıtımızı, hiçbir siyasi rakibimizi düşman görmedik. Görmeyiz de. Bu hiçbir çalışmamızda, hiçbir söylemimizde bunu göremezsiniz. Arkadaşımız bu sözüyle böyle değerlendirilmesini ben doğru bulmuyorum. Çünkü onu biz yıllardır tanırız. Ne demek istediğine bakmak lazım. Ve sanırım kendisi de bu açıklamalarını da yaparak ne demek istediğini size ya da kamuoyuna açıkladı. Bunun üzerinden bunun devam ettirilmesini asla doğru bulmuyorum. Biz, tekrar söylüyorum, karşıtlarımız ya da siyasi rakiplerimiz yine aynı bizim gibi insanlar ve bu topluma, bu ülkeye hizmet etmekle yükümlü olduklarını gören bir yerden yaklaşıyoruz. Bu konuda çok fazla konunun uzatılmasını doğru bulmuyoruz. Teşekkür ederim. Evet, ben gündeme geçiyordum ama Süheyl Bey bir cevap niteliğinde bir şeyler söyledi. Tabii ben de bu konuya çok girme, bu konunun üzerinde amiyane tabirle tepinme veya bu konunun üzerinden yükselme, parmak sallama, belagat, bunları tercih etmiyorum. Lakin sorumluluk üstlenmeye talip olanların ya da sorumluluk sahibi olan bizlerin kullandığı dile çok ama çok dikkat etmesi gerekiyor. Siyaset zerafet ve nezaket sanatı aslında. Bazen söyleyeceğiniz kelimeler çok sert kelimeler bile olsa, seçeceğiniz cümleler, seçeceğiniz kelimeler onu hem anlamlı hem de kabul edilebilir, kırabilir. Bazen de çok masum kelimelerle çok kırıcı da olabilirsiniz. Dolayısıyla o arkadaşımızın ifadeleri gerçekten, hani maksadını aşmıştır demek istemiyorum ama ya söylediklerini kulağa duymamıştır ya da kürsü heyecanıyla ya da belediye başkanı aday olarak yapmış olduğu bir konuşmada o heyecanla maksadını çok çok aşmıştır. Ben şahsıma veya Cumhur İttifakı'nın üyelerine veya bizim belediye yönetimimize söylenmiş olmaktan çok, biliyorsunuz biz Silivri'de vatandaşın %48 teveccühüyle seçilmiş ve o yönde Silivri'ye hizmet eden bir yönetimiz. Dolayısıyla bu yapılan sözler, bu yapılan esasında hakaret boyutuna varan kelimeler Silivri'de dolaşan her iki kişiden birine, yani bize oy veren
her iki kişiden bir vatandaşımıza da Silivri'nin halkına da söylenmiş sözlerdir. Dolayısıyla bu sözlerin kimseye faydası olmaz. Bu sözler üzerinden siyaset yapmanın da kimseye bir getirisi olmaz diye düşünüyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözüyle de bu tartışmaya son vermek istiyorum. Şöyle diyor Mevlana, muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Yani burada ihsanı bağışlama, iyilik etme anlamında kullanıyor. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur diyor. Onun için iyilikten, güzellikten hiç kimseye ama hiç kimseye zarar gelmez diyorum. Nezaketle, zerafetle de siyaset yapmayı herkese salık veriyorum. Bu konuyu da dediğiniz gibi çok fazla uzatmanın ne bize ne Silivri'ye ne de siyaset yapan veya siyaset yapacak genç kardeşlerimize de yarar getirmeyeceğini düşünüyor. Bunu da ifade etmiş olayım değerli arkadaşlar. Mazeretleri dolayısıyla toplantımıza katılamayan meclis üyesi arkadaşlarımız var. Onların izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15-12-2023 tarihli Aralık ayı olağanüstü toplantımızın 1. birleşim 1. oturumundaki tutanak özetlerinin okunmuş sayılıp kabul edilmesi için oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündeme geçeceğiz. Gündeme ilave bir maddemiz bulunmakta. Okuyayım, onu gündeme ilave olarak almak için oylarınıza, kabul oylarınıza ihtiyacımız olacak. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan zabıta personeline aylık maktu fazla çalışma ücretinin üst sınırdan verilmesinin görüşülmesi. Oylarınıza sunuyorum gündeme alınabilmesi için. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu konu gündemimizin 9. maddesine oylarımızla, oy birliğimizle alınmıştır. Gündemimizin 1. maddesi değerli arkadaşlar, Belediye Meclisi'nin 2024 yılı çalışma takviminin görüşülmesi. Bu konunun karara bağlanması için oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 2. maddesi, belediyemizin bir önceki yıla gelir ve giderleriyle hesap ve işlemlerinin denetimi için bir denetim komisyonunun oluşturulmasının görüşülmesi. Gündemin 2. maddesi, denetim komisyonu seçimi olduğu için bu seçim gizli yolla yapılacağı için 3 kişilik bir tasnif komisyonu oluşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Gökhan Bey, siz standart, sizin göreviniz, sizi diğer parti gruplarımızdan Gökalp Kalaycı AK Parti grubundan Mustafa Çolakoğlu. Evet, komisyonun oluşturulmasını oylarınıza sunuyorum. 3 ismi oyluyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy pusuları dağıtılacak arkadaşlar. Efendim? Evet, gruplardan oy pusuları dağıtırken isimleri alalım denetim komisyonu. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi Mehmet Yönet, evet, ve Lütfü Vardar. Mehmet Yönet, Lütfü Vardar. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun önerisi. Şahsımı öneriyoruz. Evet, Sultan Aşkın. Biz AK Parti grubu adına. Mustafa Çolakoğlu, Yasin Gören. Evet, Mustafa Çolakoğlu, Yasin Gören. 5 ismi yazabileceğiniz denetim komisyonu üyeleri tarafınıza dağıtılmış olup isimlerin yazılması akabinde 1 dakika içerisinde sizlerden toplanacaktır. Sonra da tasnifini yapacağız komisyonumuzca. Yazıyorsak. Aynı zamanda yönetimimizin son denetim komisyonu olacak.
yapıyoruz, biliyor musun? Başkan, şöyle yap. 11 tane, hepsinde birer tane. 11 kere 5'i yazayım. 11. Bakayım. Bende 12 adet. Hepsi full mü diye bakar mısın? Eksikleri ona göre çıkart. Baktım abi, yok. Var, bende bir tane var. Var bir tane. Sefer Ölçer var. Evet. Bir daha bakayım. Sefer Ölçer yaz. Yaz. Yasin yok. Sefer Ölçer var, Yasin yok. Bende 12 tane var. Yasin'e bir tane eksik. Sefer Ölçer bir tane artık. 10 ayır. On iki adet liste var bende. Eksik olan Sefer abiye 1, Yasin'e 1 eksik. Yasin'e 11. 16 tane liste var. 16, sende 11 tane. 12. 12. 27 tane işte yapıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi toplamı çıkarttık. Yok. 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 Tabii 15 tanesi de var. 15 tanesi var. 16. 16. 16, 12, 28 o zaman. Saydım abi çoktan. Sefer abiye bir tane çıktı. Ben saydım. Bekliyorum arkadaşları. Sefer abi aradan sen de çıktın, haberin olsun. Sende 16, 12 tane var mı? 28, tamam. Şu an
Ben Mustafa 12 tane var. 27 o zaman. Sefer abi bu arada yine yardımsever kişiliğinize teşekkür edelim. İhtiyaç sahibi ailelerimize mont, bot desteğinizi ulaştırmışsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hepsinde var. 12. Allah hayrınızın şeyini sayısını artırsın. Allah razı olsun. Toplan bakayım, topla. Evet. Tamam, toplamaya gerek yok. Bu doğru. Sultan hepsinde var. Şey, doğru, 28. Tamam. Şey, buraya isim yazalım. Arkadaşlar tamam mıyız? Kim okuyor sonuçları? Ben. Sultan Aşkın 28 oy, Mustafa Çolakoğlu 27 oy, Yasin Gören 26 oy, Mehmet Yönet 28 oy, Lütfü Vardar 28 oy, Sefer Ölçer 1 oy. Valla Cumhur İttifakı üyelerini tebrik ediyorum. Bak, tam hep tam vermişler arkadaşlar size. Seni seven bir arkadaş yazmıştı. Evet değerli arkadaşlar. Komisyonumuz, tasnif komisyonumuz okudu. 2023 İş ve işlemlerinin denetlenmesi üzere bir denetim komisyonu oluştu. İsimleri bir kez daha size seçilen isimlerimizi okuyorum. Sultan Aşkın, Mustafa Çolakoğlu, Yasin Gören, Mehmet Yönet, Lütfi Bardar. Evet, arkadaşlara zor bir görev ifa edecekler. Her zaman yapılan işlemlerin denetlenmesi çok önemlidir. Onun için ben şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu konunun kararını alacağız. Oylarınıza sunuyoruz okunan isimleri. Kabul edenler. Öyle mi? Seçildi mi? Tamam. Evet, gündemimizin 3. maddesi belediyemizin 2024 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi. Her yılın ilk meclisinin rutin bir kararı. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 4. maddesi yine ilk meclisimizin rutin bir gündem maddesi. 2024 yılında mevsimlik işi çalıştırılmasının görüşülmesi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine ilk meclisimizin, Ocak meclisimizin rutin bir gündem maddesi. Gündemimizin 5. maddesi belediyemize 2024 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Gündemimizin 6. maddesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na araç tahsilinin görüşülmesi. Bu konuda kararının alınması için oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 7. maddesi Silivri ilçesi Selimpaşa Ortaköy Kavaklı Tem Otoyolu Güney'i 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifinin görüşülmesi. Bu konunun imar komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunacağız arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Cuma günkü meclisimizde de bu konuyla ilgili gündemle alakalı, bu gündemle alakalı muhakkak ki söyleyecek sözlerimiz, grupların bu konuda söyleyeceği sözler vardır. Komisyona havale ettik. Gündemimizin 8. maddesi Silivri ilçesi Yeni Mahalle 1613 adı bir parseldeki taşınmazda Silivri ilçesi kaymakamlık lojmanı yapılması için ödeneğin İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Komisyon Başkanlığı tarafından karşılanması ve yapım işlerinin belediyemizce gerçekleştirmek üzere işbirliği yapılması konusunda belediye başkanına bir yetki verilmesinin görüşülmesi. Bu yetkiyi almadan önce bilgiyi vereyim size arkadaşlar. Biliyorsunuz kaymakamlığımıza ait özel idarede dükkanlar var. Bu dükkanlardan da daha çok ofis katları olduğunu biliyorsunuz orasının. En üst katında kaymakamlığımızın bir lojmanı var. Kaymakamlarımızın görev yaptığı sürece konakladıkları, kendilerine ev edindikleri bir lojman. Burasının biz Silivri'ye
Silivri'de görev yapan kaymakamlarımıza yani yakışmadığı kelimesini kullanmayayım ama daha güzel, daha nezih, aileleriyle daha güvenlikli bir lojmanın olması muhakkak ki şehrimiz için bir artı değer olacağından hareketle Sayın Ali Partal kaymakamımızla birlikte düşündüğümüz, başlattığımız ve şu anki mevcut kaymakamımız Tolga Toğan Beyefendi ile de kaymakamımızla da olgunlaştırdığımız bir fikir. Tabi uzun sürüyor takaslar, trampalar, yetkilerin alınması. En nihayetinde şu an millet bahçesi olarak yakında hizmete açacağımız millet bahçemizin üst kotunda anlamanız için söylüyorum. Karayolları ve BEDAŞ'ın birimlerin arka tarafında hazine arazisinde, hazine mülkiyetinde olan bir arazinin yanılmıyorsam 1000 metrekaresi miydi Harbi? 1000 metrekarelik bir alanına iki katlı, mütevazi ama dediğim gibi kaymakamlık temsil makamına da yakışacak bir kaymakamlık lojmanı evi yapacağız. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve kaymakamlığımıza görüşmelerimiz, valimize görüşmelerimiz tamam. YİKOP bunun finansını karşılayacak. Lakin ihale işlemlerinin yapımı ve binanın yapım işi Silivri Belediyesi olarak üstlenmiş durumdayız. Bu işbirliğini, bu protokolü, sözleşmeyi de imzalamak adına sizlerden bir yetki istiyoruz. İnşallah da bu yetki alır alınmaz ihale işlemleri ve süresinde 8 ay gibi bir sürede bu konutu bitirmeyi, bu lojmanı bitirmeyi planlıyoruz. Şimdiden Silivri'mize hayırlı uğurlu olsun. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Gündemimizin 9. Benim önümde belediye başkanına yetki verilmesi var ama bu konunun plan, bütçe ve hukuk komisyonuna da havale edilmesi daha sağlıklı olur. Bu müştereken de havale etmiş olalım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimize ilave olarak aldığımız 9. gündem maddesini okuyorum arkadaşlar. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücretinin üst sınırdan verilmesinin görüşülmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, Ocak ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu tamamlamış bulunuyoruz. Aldığımız kararlar hayırlı olmasını temenni ediyor. Komisyonlara havale ettiğimiz konuların raporlarını görüşmek üzere Ocak ayının ikinci birleşiminin birinci oturumunu 5 Ocak 2024 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10.30'da yapılmasını buradan size hatırlatıyor. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum.